hoş geldin. Herkese merhabalar. Merhaba. Hoş geldin Beyza. Hoş geldin. Ay heyecandan. Sıcak mı yoksa bana mı öyle geliyor? Sıcak, hepsi bir arada. Tamamdır. Merhabalar tekrardan. Merhaba. Herkese merhabalar. Ben Beyza Nur Ateş. Kendimi tanıdım. Çok heyecanlıyım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İşte ben buraya bu heyecan için geldim. Lazım. Süremizi alalım. Hemen başlatıyor muyuz ya? Bir iki dakika sonra başlatsak olmaz mıydı? Ne yapacaksın o iki dakikada? Ne söylemek istiyorsun? Bir muhabbet uzatırdık. Bakalım güzelse sonra uzatırız. Başlayalım. Tamamdır. Merhabalar, ben Beyza Nur Ateş. 21 yaşındayım. Normalde sağlık bakım teknisyeniyim ama kendi işimi şu an yapmıyorum. Kız arkadaşlarımla bir güzellik merkezi açıyoruz. Kocaeli İzmit'te. Sonra böyle sorun. Ay. Nerelisin sen? Sivaslıyım ben. Sivas. Burcun ne peki? Ha? Burcun. Terazi burcuyum. Terazi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şurandaki dövme biber mi? Evet, o anlamı kapya mi? Biber. Onun bir anlamı var. Şöyle, bu iyi dostluğu, samimiyeti ve sadakati, böyle temiz dostluğu ifade ediyor. Bu normalde bunun üstünde böyle iki tane şeytan boynuzu yaptırmayı düşünüyorum. Bu dövmeyi bir kız arkadaşımla beraber yaptırmıştım. Bana ihanet etti. Ben de hayattaki insanlara karşı güvenimi kazanmamak için bu dövmeyi kapattırmıyorum. Bütün dövmelerinin bir anlamı var mı? Yani evet, çoğunun bir anlamı yani var. Tek tek sormak istemiyoruz şimdi, süremiz de kısıtlı, onu sonra sorarız da. Başka Ahmet mi yazıyor? Şurada mı? Evet, Ahmet yazıyor. Şöyle, benim annem iki kere evlendi. Benim öz babamın adı da Ahmet. Benim manevi babam vardı, onun adı da Ahmet'ti. Geçen sene rahmetli babamı kaybettim. Manevi olan çok değer verdiğimi. Allah rahmet eylesin, sağ olsun. Böyle bir olayından sonra adını yazdırmak istedim, saydım ben. Yok, hiç problem peki, değil. Peki saçların sapsarı, kaşların simsiyah biri olarak benim saçlarım hakkında yani ne öyle şöyle, senin aslında yanlış bir anlaşılma oldu artık. Konuşamıyorum da heyecandan, kusura bakma. Ben aslında orada seni korumaya çalıştım, sen bana laf atsan da. Sen dedin ya, siz genelde esmer uzun boylu çocuklardan hoşlandığınız için diye. Ben de dedim ki aslında sen de esmersin. Sen bana dönüp işte sen de çakma sarışınsın deyince çok hoş olmadı aslında ama. Aslında o sana iltifat etmiş, sen onu gömmüşsün. Evet, biraz. Bayağı öyle oldu. Öyle söylemedin gibi hatırlıyorum. Ben. Ya belki yanlış hatırlıyor da olabilirim heyecandan şu an gerçekten. Peki ilişkilerinde güvensizlik yaşar mısın veyahut da kıskanç mısın aynı zamanda? Ya şöyle, ben bir insana kesinlikle %100 asla güvenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman küçük bir noktada bir pay bırakılmalı. Bu yüzden tabii ki de güvenimi en yüksek seviyede tutmak isterim ama yani bilmiyorum, güvenmeyi tabii ki de isterim ama kimseye tamamen de güvenemem. Evet. Aldatıldın mı o yüzden? Yani herkes aldatılmıştır herhalde ya. Aldatılmayan var mı aramızda? Var, ben şahit olmadım. Ben yani de şahit yani yaşandıysa. Ben aldatıldım. Aman, o müziği çok açmasak gibi. Yaran var diyorsun. Muhittin abi kapat şarkı. Kapat o müziği. Saçlarını hep sarı mı kullanıyorsun, siyah da yapıyor musun? Yok, aslında ben yeni değiştirdim. 2 hafta falan oluyor. Normalde evet, saçlarım bakırdı benim. Sonrasında ha, böyle bir değişiklik olsun evet, istedim kendime. Yakışmış, evet, ama. Teşekkür İyi ederim. İyi saçlarım var hala. Evet. Direnebilmiş en azından. Çok ani oldu. Hiç sağ olsun kuaförüm. Hayır, bir sıkıntıda yaşamadım. Peki yönetmeyi mi yoksa yönetilmeyi mi seversin ilişkilerinde? Ben aslında şöyle bir değişiklik var. Ben bazı yerlerde yönetilmeyi seviyorum. Bazı alanlarda da yönetmeyi seviyorum. Ortadasın çünkü yani. Hani o hangi kısımda beni daha iyi yönetebilecekse o yönetsin. Evet. Benim eksik kaldığım kısımlarda, onun eksik yani kaldığı taraflarda anladım, da ben onu yönetirim. Anladım. Bunu güzel beğendi gibi. Beğendim evet. Ve şöyle bir şey var, galiba soy, soy isimlerimiz uyuyor. Evet, evet, soy isimlerimiz aynı. Aynen. Beyza Nur Ateş, Onur Ateş. Sormuştum geldiğinde de nereli olduğunu. Peki. Dedik ki bir akraba mıyız falan evet, bilmişiz. Vermek ister misin bro? Onur vermek ister misin? Yok. Yani. Yok, verebilir misiniz? Problem yok. O zaman bütün kadınlara, kızlarımıza hediyesi aynen var da. Tamam. Şöyle. Oradaki teşekkür ederim. Sevinirim. Tamamdır, hemen bakıyorum. O yüzden millete geldiğinde çok istiyorsun. Siz İzmit'te mi iş yeri açıyorsunuz bu arada arkadaşlarınızla? Evet. Orada mı yaşıyorsun? Ya aslında bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Kocaeli'de. Benim de, ben Kocaeli'de okudum çünkü üniversiteyi. 2 sene yaşadım. Artı Sakarya'da da yaşıyorum, iş yerimiz de orada. İstanbul'da da yaşıyorum. Aynı benzer özellikler var yani. Aynen. Çok beklettim biliyorum, artık sana bir nefes kadar yakınım.
Teşekkür ederim hediyeleriniz ve bu güzel notunuz için. Hadi bakalım inşallah. Hepinize bay bay, teşekkür ederiz çok. Ne denirse artık. Teşekkürler. Ne denirse bilmiyorum. Bütün her şey birbirine girdi. Net bir adamım yani. Çok şaşmaz bende. Bu güzel ama evet. Sana en yakın. Evet. Bu güzel. Ama ben zorum aga. Ben öyle hemen alayım ama hediye vereyim. Saygı duyuyorum. Yani bir hediyeyi de bir gönülsüz verdin sanki. Verip kaybettin yani. Yani anlaşılmasın aman der gibi. Evet tam i̇şte, olarak işte biraz. Hatta Onur'a da biraz hani yani bir etkileşim görünce yönlendirmek yok, güzel kız, ama evet. Olmadı. Evet ben. Ama nezaketen de vermek dedik. Onur'un yani da bu arada en fazla yaklaştığı gelin adayı diyebilir evet miyiz? Evet.